Biliyorsunuz bir önceki videom Azerbaycan mutfağıyla alakalıydı ve Azerbaycan mutfağındaki yemekleri tatmıştık. Ama bu sürece gelene kadar neler yaşadım, nasıl oraya gittim ve nelerle karşılaştım, neler bekliyordum ve nelerle karşılaştım, bunları sözlü olarak size anlatmak istedim. Çünkü videoda sadece yemekleri anlatıyoruz ve Kral Dairesi'ni gezdiğimizi gösteriyoruz ama onunla beraber birçok şey olmuştu orada. Onları tabii ki video esnasında anlatamamıştım. Öncelikle ben neden Azerbaycan mutfağıyla alakalı bir video çektim? Birkaç önceki videolarımdan bir tanesi de Azerbaycan'ın Eurovision yarışmasıyla alakalı bir videoydu. Çok güzel tepkiler aldım. Herkes yorumlar yapıyordu. Hatta YouTube'dan ilk 100 like'ınız kutlu olsun diye bir mesaj da almıştım. Bunun üzerine düşündüm, ne yapabilirim, ne yapabilirim? Azerbaycan'ı da seviyordum zaten. Çok da ilgimi çeken bir memleketti. Hep söylüyoruz işte iki devlet, bir millet diye şey olmuş artık herkesin dilinde. Sokağa çıksanız herkes aynı şeyleri söyleyecek ama ne biliyoruz Azerbaycan hakkında? Dedim ki kültürleri birbirine yaklaştıran ya da insanları anlayabileceğimiz en büyük şey nedir? Yani hissiyatımızı ya da onlar hakkında bilgileri edinebileceğimiz en önemli etken nedir? Yemek. Ne yapalım? O zaman yemekle alakalı bir video çekelim dedim. Ve internetten araştırmaya başladım. İstanbul'da Azerbaycan mutfağıyla alakalı bir yer var mı? Tabii ki 4 tane yer çıktı. Bu da büyük bir ayıp bence. Bu kadar laflar söylüyoruz. İki devlet, tek millet diyoruz ama 4 tane Azerbaycan mutfağına ait bir restoran bulabildim. Buradan da restoranlara sesleniyorum. En azından ufak tefek bir şeyler olsa Azerbaycan'a ait menülerinize koyabilirsiniz. Neden olmasın yani. Neyse sonrasında bir Azerbaycanlı arkadaşıma da sordum. İstanbul'da işte böyle bir mutfak var mı? Nereye gitmemi tavsiye edersin? Onun da tavsiye ettiği bir yer vardı işte. Aynı zamanda ben de internetten bulmuştum. Yorumlara da baktım. Güzel bir yer. Zeferan ismi. Tamam dedik. Cumartesi günü Onur diye bir arkadaşım var. Ona da söyledim. Cumartesi günü beraber gidelim. Çekim yapalım ve yemeklerin tadına bakalım. Okey dedi. O da tamam problem yok. Cumartesi buluşacağız gideceğiz ama ondan önce de bir YouTuber var. Mert Sezer. YouTube'da kanalı var. Gezi vlogları çekiyor. Onunla buluştuk. İşte sohbet, muhabbet falan derken saatin nasıl geçtiğini anlayamadık. Saat 6 gibi falan ayrıldık oradan. Hadi dedik gidiyoruz Zeferan'a işte. Karşıya geçtik. Sultanahmet civarında bir yer. Hemen Yandex'ten, Google Map'ten de işaretledik. Gittik bulmaya. Şimdi Google Map'ten işaretledik işte. Telefonuna bakıyoruz. Neredeyiz, neredeyiz? Evet diyor telefonda. Diyor ki şu anda Zeferan Restoran'ın önündesiniz. Sağa sola bakıyorum. Bir yerde restoran yok. Tabela yok. Bir şey yok. Kafeler mafeler var falan. Hiçbir şekilde Zeferan diye bir şey göremiyorum. Allah Allah dedim. Acaba internette hani böyle yazıyorlar, adresleri veriyorlar. Sonra yok olup gidiyor, iflas ediyor da kapatıyor falan. Sonra hala internet üzerinde reklamları kalıyor. Öyle bir yere mi geldik? Boşu boşuna 2 saat yol gittik falan gibi düşünürken. Sonra dedim ki telefon açıp sorayım bakayım neredeymiş falan diye. Ama o sırada da bir otelin önünden geçiyoruz. Böyle dışı sarı, kapısı sanki şey gibi yani Selçuklulardan kalmış ama Taç Mahal'in kapısı gibi falan. Otelin de adı Ajva. Onur'a dedim ki ya şuraya baksana ne biçim otel anasını satayım. Tam Arap oteli. Buraya girmeye kalksan herhalde donunu bırakıp çıkarsın falan diye böyle espri yapıyorum. Ondan sonra aradım şeyi, restoranı, Zeferan'ı. Zeferan restoranı. İşte tarif ettiler. Şu anda oradasın. Sokağın adını söylüyorum falan. Şu anda buradasınız beyefendi falan diyor. Allah Allah diyorum yani sağa sola bakıyorum. Hiçbir yerde restoran yok. Siz neredesiniz Allah aşkına? Yani ya biri alsın bizi ya da tam açık adres söyleyeyim falan. Sonra başka birisine verdiler telefonu. O da şey dedi. Ajva Otel'in terasındayız. Şimdi Ajva Otel'in terasındayız deyince biraz açıkçası şok olduk. Hatta Onur'a baktım. Onur dedim biz yanlış yere geldik herhalde. Böyle bir restoran olduğunu ben tahmin etmiyordum. Yani istersen girmeyelim. Çünkü o kadar lüks gözüküyor ki otel. Yani otelin dışına baktığın zaman zaten içine girdiğinde artık nasıl kaç para ödersin falan tahmin bile edemezsin yani. Öyle düşünüyorum ben kendimce. Onur da şey dedi. Tamam abi bir şey olmaz. Ne yapalım yani işte 500'e kadar yolu var dedi. 500'e kadar veririz artık. 250-250 bölüşürüz ne yapalım falan dedi. Ben de tamam dedim anasını satayım ya. Atın ölümü arpadan olsun. Madem buraya kadar geldik. Yani bu videoyu çekmem istiyorum ve çekeceğim de. Tamam dedik. Girdik içeri ama girerken de böyle şey üstümüz başımız bayağı paspal. Çünkü sabahtan buluşmuşuz. O sıcakta falan böyle sırılsıklam her tarafım leş gibi ter saç baş darmadağın. Bayağı böyle paspal bir halde girdik yani içeriye. Ondan sonra işte resepsiyondakiler geldi. İşte welcome to falan bir İngilizce bir karşılama. Biz Türk'üz dedik. Biraz da böyle şey olduk yani. Garip garip moduna girdik falan. Neyse işte biz restorana gelmiştik deyince buyurun beyefendi biz sizi götürelim. Restoranımız terasta diye şey yaptılar. Yol gösterdiler. Ben açıkçası bahşiş de versek mi falan diye düşündüm yani. Böyle ezik kalmak da istemiyorum. Neyse çıktık terasa. Asansör kapısı açıldı. Yine otelin girişinde kenarları böyle işlemeli falan ahşap Selçuklu tarzı bir yerden giriyorsun. Karşında resepsiyon var. Ondan sonra birisi geldi. O da tabii İngilizce herhalde. Hep yabancılar geliyor oraya. İngilizce karşılama yaptı.
biz abi Türk'üz dedik. Ha buyurun falan yaptı. Ben de ondan sonra şey gördüm. Bak, işte menü vardı. Kenarda bir yerde duruyordu. Menüler vardı işte. Menüleri aldım. Açtım bakıyorum. Dedim bu menüler euro. Onur dedim menüler euro falan. İşte bakıyoruz fiyatlara. O anda da zaten ne yiyeceğimize karar vermeye çalışırken bir yandan da tık tık hesap yapıyoruz. Şu kadar para vereceğiz. Şu kadar şey yapacak işte euro olmuş kaç para falan bilmem ne. Ondan sonra Onur şeydi abi dedi, TL menüsü de varmış. Ben de şey yapıyorum hani problem yokmuş. Ha, TL varsa tamam ya Onur girelim. Ne tamam abi diyor dedi şey Onur da. Bir çorba 30 lira falan. Ha dedim biraz pahalı galiba falan diye düşündük. Ondan sonra neyse dedik ya geldik hani artık kapıya kadar geldik dönmeyelim falan diye. Sonra sağ olsun restoranttaki bizi karşılayan kişi de çok ismini şu anda unuttum. Aslında ona teşekkür etmek de isterdim. Çok iyi karşıladılar. İşte ben sonra şey dedim ben YouTube için video çekmek istiyorum. Sakıncası var mı? Burada da yemek yiyip test etmek istiyorum. Nasıl yemekler olduğunu falan görmek istiyorum. Ama hiç problem yok dedi. Bize çok güzel böyle manzaralı bir masa ayarladı. Oturduk. Ondan sonra menü geldi. Menülere baktık da bakarken fiyatları hesaplıyoruz. Trink trink şunu alsak ne kadar bunu alsak ne kadar ödeyeceğiz falan diye. Sonra şey dedik tamam ya dedik artık yani boşver fiyat miyat bir şekilde ödenecek yani para. Paramız da var ama üstümüzde nakit yok. Kartla martla bir şekilde öderiz. Neyse ondan sonra adama sordum. Hani buranın dedim daha doğrusu Azerbaycan'ın en ünlü en baba yemeği nedir? O da bize şah pilavını söyledi. Kebapları da varmış ama öncelikle dedi şah pilavı çok önemlidir dedi onların kültüründe falan. Tamam dedik o zaman şah pilavı alalım. İşte ondan önce bir şey getirdiler. Ne derler? Ön yemek gibi salatalar, turşular, peynirler falan onları aldık. Ondan sonra da yavaş yavaş servis gelmeye başladı. Sonra bize bir şerbet sunumu yaptılar ki yani her şeyleri çok güzeldi zaten bu arada. Acayip memnun kaldık. Şerbet sunumunu yaptı. O da bir ayrı şey. Farklı bir sunuş şekliydi. Çok beğenmiştik. Onu da acayip yani buradan sunum yapan arkadaşa da eğer seyrederse videoyu ona da teşekkür etmek istiyorum. İsmini teşke alsaymış ama bir daha gideceğim o restorana. Ona da çok teşekkür ediyorum çünkü çok faydalı bilgiler de verdi. Neyse şerbet olayı da geçti. Bir sürü şerbet tattık. Onlar hakkında bilgiler verdi falan. Ondan sonra biz yemeklerimizi ön atıştırmalarımızı yaparken bekliyoruz. İşte şah pilavı gelecek ama şah pilavı hakkında da hiç bilgimiz yok. Hani böyle perde pilavı gibi falan bir şey bekliyorum ben. Yani küçük bir parça ikiye böleceğiz. Onur'la birlikte yiyeceğiz falan diye düşünürken herhalde bir yarım saat falan geçti. Yarım saat sonra şah pilavı geldi. Gerçekten adı gibi şah pilavı kocaman yani dört kişi falan doyar. Hani gördüğümde de çok şaşırmıştım bu kadar büyük pilav olamaz diye. Hazırlaması da zaten bir yarım saatten fazla sürüyor. Bir saate yakın hazırlaması sürüyormuş. Çünkü elle açıyorlar yufkalarını falan bilmem ne. Ondan sonra da pişmesi de yarım saat. Bayağı bir bekledik yani o arada. Neyse pilav geldi. Biz de böyle görmemiş gibi pilav falan derken yemeye başladık. Gerçekten yemek de çok güzeldi. Tadı da çok güzeldi. Karman çorman bir pilavdı. İçinde her şey de vardı. Onu da şaşırmıştım açıkçası. Yani böyle bir pilav nasıl olabilir diye. Yemeklerden gerçekten çok memnun kaldık. Sonrasında da garson artık onu garson da demiyorum ama demek istemiyorum çünkü garsondan çok daha başarılı. Yani garson da demek ne kadar doğru bilmiyorum çünkü çok başarılılardı sunumlarında falan. Bize servis yapan arkadaş diyeyim. Şey dedi isterseniz vaktimiz olursa size kral dairesinde gezdim falan böyle şaşırdık yani biz hani ben YouTube için video çekiyorum ama benim böyle 200 bin 300 bin abonem yok. Yani yeni bir kanal işte taş çatlasın 40 kişi 30 kişi falan var o zaman da abonem hala da çok büyük bir abonem yok ama olsun dedi hayırlı olsun o zaman biz size abone oluruz falan dedi. Böyle şaşırdım yani çok böyle şey insanları toplamışlar kibar gerçekten işini seven insanları toplamışlar. Neyse yemeği yedik ondan sonra hadi dedik kral dairesine gidiyoruz. Halkla ilişkiler sorumlusunu çağırdılar. Ben normal bellboy falan gelir. Hani böyle odayı gezdirir. Ondan sonra çıkarız diye düşünmüştüm. Bayağı böyle halkla ilişkiler sorumlusunu çağırdılar. Onunla birlikte kral dairesine gittik. Kral dairesi zaten çok enteresan bir şey yapmışlar. Sultanahmet'in en büyük odasına sahip bir otel. Bu arada sahibi de Azerbaycan, Güney Azerbaycanlı bir Türk. İşte resepsiyonda falan gittiğinizde içki servisi yok. Kesinlikle içki vermiyorlar ama onun yerine küçük böyle lokmalarla küçük bardaklarda zemzem suyu veriyorlar falan. O da enteresan ama hep de yabancılar vardı. İngilizler falan vardı. O da garibime gitmişti açıkçası. Neyse kral dairesini dolaştık. Kral dairesinin fiyatını öğrendik. Olduk. Tabii şimdi söylemek istemiyorum kral dairesinin fiyatını. Bayağı yüklü bir miktardaydı euro bazında. Çok güzel yapmışlar. Selçuklu mimarisinde bir tasarım yapmışlar. Şeyler müthiş zaten. Banyo falan söylemiyorum bile. Tuvalet zaten diğer videomda da görmüşsünüzdür. Tuvalet acayip temiz. Ben ilk defa bir otelde normal havlu kullanıldığını gördüm. İşte şeylerde 4 tane havlu var. Lavaboların kenarında. Onları kullanıyorsunuz. Hemen gelip değiştiriyorlar. Çok böyle garip bir şey hissettim. Yani girerken ki
duygularımızla çıkarkenki duygularımız arasında dünya kadar fark vardı. Yani bize çok hani üstümüze başımıza bakmadan çok değerli hissi verdiler. Bizim orada çok değerli olduğumuz hissini bize verdiler. Bu da açıkçası çok iyiydi. Sonrasında işte ben tekrar video çekerek aşağıya indim. Bu sefer otelin halkla ilişkiler müdürüyle tanıştık. Bir bayan. O da çok kibar, çok böyle nazik bir insan. O da hemen şey yaptı. Yani çok memnun kaldı. Hemen şeyi soruyorlar. Yani memnun kaldınız mı? Nasıl bir aksaklık oldu mu? Yanlış bir şey yaptık mı? Sizi nasıl mutlu edebiliriz gibi. Böyle acayip ilgililer ki yani biz oraya sadece yemek yemeye geldik. Bir daha ne zaman geri döneceğimiz belli bile değil. Belki de hiç dönmeyeceğiz ama yani bu şekilde davranmaları açıkçası böyle bir şey oluşturuyor. Yani kulaktan kulağa yayılır ya, reklama ihtiyacınız yoktur. Bu otelin konsepti de biraz böyle bir şey galiba. Yani kulaktan kulağa. Ben şimdi bütün herkese bunu anlatıyorum. Yaşadıklarımı anlatıyorum. Hatta bunun için video çekmeye karar verdim ki çekiyorum. Gerçekten çok değerli, çok kaliteli insanları bir araya getirmiş bir otel. Yani mutfağını zaten söylemiyorum. Azerbaycan yemeklerini dibine kadar tadıyorsunuz ki eğer bu videolarım yükselirse izlenimleri büyük ihtimalle arkadaşlarla birlikte gidip Azerbaycan kebaplarını test edeceğiz. Tadına bakacağız. Aslında böyle bir kanalda hani kanalımın da bu yönde ilerlemesi hiç aklımda yok. Yemek yiyeyim, nasıl tepkiler verdik falan böyle hiç düşünmüyordum aslında bu tarz videolar çekmeyi ama insanların yani sizin seyreden insanların yorumları, beğenileri sizi bir şekilde bir yere götürüyor. Benim de bu son videolarım böyle oldu. Azerbaycan'la alakalı oldu. Azerbaycan mutfağıyla alakalı oldu. Umarım beğenirsiniz. Buradan da eğer bu videomu seyreden restoran sahipleri ya da işletmeler varsa öyle çıkıp her yerde işte biz Azerbaycan'ı biliyoruz, seviyoruz falan diyeceğinize biraz menülerinize Azerbaycan mutfağından da katın. Yani sözlü olmuyor. Biraz fiiliyata dökmek lazım. Ben kişisel olarak bir Türk vatandaşı olarak yani Türkiye'de yaşayan bir insan olarak Azerbaycan'a karşı olan görevlerimi en azından kanalımda yayınlayarak onları tanıtmaya, Türk insanlarına da tanıtmaya çalışıyorum. Umarım beğenirsiniz ve umarım bu videoyu da beğenmişsinizdir. Videolarıma destek, yani daha doğrusu kanalıma destek olmak için aşağıdaki bu sefer doğru yere yapacağım herhalde. Şuradaki abone ol tuşuna basıp yanındaki çana tıkladığınızda videolarımdan ilk önce siz haberdar olmuş olacaksınız. Aynı zamanda da benim bu kanalımı geliştirmeme de yardımcı olacaksınız. Ve buradan tüm Azerbaycan'a Türkiye'de yaşayan bir Türk vatandaşı olarak selamlar, kucak dolusu selamlar gönderiyorum. Herkesin bildiği gibi iki devlet, bir millet anlayışında birbirimize daha yakın nasıl olabiliriz? Bunu çabalayalım. Her şey gönlünüzce olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.